Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 22 ve 23. haftasının ikinci videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Eğimi yapmıştık. Hatta eğime devam ediyoruz. Hatta bu sefer iki noktası bilinen doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 206'nın sonunu ve 207'yi işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi. Şimdi A ve B noktalarından geçen şu kırmızı doğrunun eğimi deyince, eğim deyince aklımıza ne geliyor? Tanjant alfa geliyor. Hocam tanjant alfayı bulacağız. Şimdi ben bu ispat tekniğini daha önce iki nokta arasındaki uzaklıkta kullandığım için ispatını şekil üzerinde göstereceğim. Hatırlarsınız. Şimdi A ve B noktası verilmişse, apsisler bir nokta verilmişse ne yapıyorduk? Eksenlerden uzaklıkları. Hocam x1, y1. Burası da x2, y2 yazdık ya. Tanjant alfayı bulacağım. Kenarları belli olan dik üçgen lazım. Şuradaki yamukta bir dik üçgen oluşturacak olursak. Hocam alfa ise yöndeşikten burası da alfa yapar. Sarı üçgende ne çıktı karşımıza? Sarı üçgende karşımıza bir dik üçgen çıktı. Karşı bölü komşu. Burası ne oluyor arkadaşlar? Y2 eksi Y1 ise burası Y2 eksi Y1. Burası da X2 eksi X1 ise burası da X2 eksi X1 yapar. O zaman tanjant alfa neye eşit oldu? Hocam Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'e eşit oldu. Demek ki eğim dediğimizde tamam tanjant alfa ama iki noktası da belliyse neymiş? Y'ler farkı bölü X'ler farkı. Ama burada şuna dikkat edeceksin. Bak y'ler farkı derken y2 eksi y1 dedik ya. O zaman x'ler farkı da x2 eksi x1 diyeceksin. Ya da tam tersi. Buradan başladıysan y1 eksi y2 dediysen y'ler farkına, x'ler farkına da x1 eksi x2 diyeceksin. Başladığın yere de dikkat et. Tamam, iki noktası bilinen doğru neyimi? Çok basit. Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Şimdi sorularına bakalım. Arkadaş analitik düzlemde a ve b noktalarından geçen doğru x eksenine pozitif yönde 135 derece yapıyormuş. Şimdi x eksenine pozitif yönde 135 derece yapıyorsa eğim açısı verilmiş. Ben eğimini bulabilirim. Tanjant 135. Yani bu eksi tanjant 45 eşit değil midir? Yani eksi tanjant 45 de eksi. Hemen 45'e bakıyoruz. 45, 45, 90 üçgeni. 1, 1, kök 2 burası. Şimdi tanjant 45 ne yapıyor? 1 bölü 1 yapıyor. 1'den dolayı 1 yapıyor. O zaman eğimini bulduk. Eksi 1. Eğim aynı zamanda bu doğrunun, bak iki noktadan geçen doğru. Eğimini bulabilirim ben. Y'ler farkı. Bak şuradan başlıyorum. Yani k eksi 2 bölü x'ler farkı. Eksi 4 eksi 1'e eşittir. Burası eksi 5. Bununla çarparsam artı 1. K eksi 2'den k'yı da böylelikle 7 olarak buluruz. Evet, örnek 7. 7 çıktı. Geldik örnek 8'e. O A, B, C noktaları doğrusal olduğuna göre demiş. Yorum yapacağız. Yorum yapabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. 3 tane nokta varmış ve bunlar doğrusalmış. A noktası 1'e 2. B noktası eksi 2'ye 3. Ve C noktası da neymiş? X'e 5. Şimdi özel bir durum olsa analitik düzlem çizeriz ama burada özel bir durumda yok. Noktalar herhangi bir şekilde rastgele seçilmiş değil mi? Ne yapacağız? Şimdi bunlar doğrusalsa analitik düzlemi düşün. Aynı doğru üstünde çizilen bir şey. O zaman bu üçgen oluşturur mu oluşturmaz? Birinci yol, bu üçgen oluşturmaz. Yani üçgenin alanı sıfırdır. Şöyle 3 tane nokta doğrusalsa üçgen oluşturmuyor. Üçgenin alanı nedir diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. Birinci yol bu. Onu da geçen hafta işlemiştik zaten. Yapabilirsin oradan. İkinci yolda şu. Hocam bunlar aynı doğru üstünde. Yani doğrusal. Doğrusallık şartı bak nasıl bulunuyor. Hocam bu iki noktadan ben bu doğrunun eğimini bulabilir miyim? Evet. Aa, ben bu iki noktadan da bu doğrunun eğimini bulabilirim. Aa, ben bu iki noktadan da bu doğrunun eğimini bulabilirim. Yani eğim AB eşittir. Şu iki noktada şu eğimi veriyor. Hocam BC de bu doğrunun eğimini veriyor. Hatta AC de bu doğrunun eğimini veriyor. Yani eğim AB, eğim BC ve eğim AC birbirine eşittir. Evet, doğrusallık şartı budur. İspatla sana gösterdim. O zaman şu ikisine baksak yeterli olacaktır. Eğim AB yazalım bakalım. Y'ler farkı 3 eksi 2 bölü x'ler farkı. Eksi 2 eksi 1 değil mi? Eşittir. O zaman BC'ye bakalım. Eğim BC y'ler farkı 5 eksi 3 bölü. Buradan başladım. X eksi eksi 2 yani x artı 2 yaptı. Hocam şurası kaç yaptı? 1 yaptı. Burası kaç yaptı? Eksi 3 yaptı. Burası kaç yaptı? 2 yaptı. İşler dişler yaparken x artı 2 ile 1'i çarptım. X artı 2. 2 ile de eksi 3 çarptım. Eksi 6 yaptı. O zaman x de böylelikle eksi 8 yapar. Örnek 8. Eksi 8 oldu. Geldik örnek 9'a. Dik koordinat sisteminde verilen eşkenar üçgen ve düzgün altıgenin çevre uzunlukları eşittir. Çevre uzunlukları eşitmiş. Tamam. Hocam ben buraya k k k k k desem 6k. Burası da 6k olacak. 2 4 6. Yani 2k 2k diyebiliriz. Ki burada eğim isteniyor benden. Bak eğim dediğimiz oran ya. Trigonometride de çok kullanıyoruz. Hocam bunlara KK diyeceğim mi? Ben bunlara 1 1 derim mesela. O zaman 6 ise burası da 6 olacak. Ya da dış açısı 60 derece ya. 90'ın karşısı 1 iken 30'un karşısı 1 bölü 2 ile uğraşacağım.
Niye 1 bölü 2 ile uğraşayım? Ben bunun bir kenarına 2 diyeyim. 2, 2, 2 şeklinde gideyim. Şimdi bunun tanjantını bulacağım. X eksenine pozitif yönde yaptığı açının tanjantını bulacağım. İki yolum var. Ya da bu şekildeki bu doğru üstünde iki noktayı bulup ona göre işlem yapacağım. Öncelikle bunun çevresi 12 oldu. O zaman burası 12 ise 12'yi 3'e böl. 4, 4, 4 mi yaptı kenarlar? Evet. Bu da bir eşkenar üçgen. 60, 60, 60. Ben tanjant alfadan yola çıkmayayım. Kenar uzunlukları yok. Peki üzerindeki bu doğru üstündeki noktayı bulmaya çalışayım. Hocam bu noktayı nasıl bulabilirim? Şimdi eşkenar var ve eksenler olan uzaklığını bulmaya çalışacağım. Eşkenarda bir yüksekliği çizersem 2, 2 yaptı ve burada 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 oldu. Sonra ne yapmalıyız burada? Hocam burası çıktı. Bu nokta olarak çıktı. 2 birim sağda 2 kök 3 yukarıda. 2'ye 2 kök 3 noktası yaptı burası. Sonra bu altıgen üzerinden de bu köşeden geçtiği için burayı bulmalıyım. Yani şuradan bir dik çizeyim ben. Dış açısı 60 ya. 30, 60, 90 çıktı. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Hatta 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı burada da 1 yapar. Sonra ne yapacağız? Buradaki nokta kaç birim solda? 4 birim solda. Solda olduğu için eksi 4'e. Kök 3 birim yukarıda olduğu için kök 3 noktası yaptı. 2 nokta belli. O zaman bu doğru neyimi nedir? Y'ler farkı. 2 kök 3 eksi kök 3 bölü x'ler farkı. 2 eksi eksi 4. Yani 2 artı 4 yaptı. Yani kök 3 bölü 6 mı oldu gençler? Evet, cevap kök 3 bölü 6 oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya. 3 nokta verilmiş. Arkadaşlar basit bir şekilde şeklimi çizeyim. Analitik düzlemi çizeyim. Bak 0'a y demiş. Böyle özel durumlar varsa genelde analitik düzlemi çizeceğiz. Ki P art PB'yi biz böyle noktaları rastgele 1, 2, 3 nokta seçip şu ikisinin toplamı nasıldır olup böyle kestiremeyebiliriz. Bunu analitik düzlem çizerek göstereyim isterseniz. Hadi analitik düzlem çizelim bakalım şurada. Şöyle bir analitik düzlem çizdik. Gerçi basit bir şekilde çizerek de yorumlayabiliriz ama neyse daha rahat görürsün burada. A noktası ya toplamlarının en küçük değeri ya da farkların en büyük değeri sorulduğunda analitik düzlem çizmeni tavsiye ediyorum. Daha net bir şekilde sonuca ulaşırsın. A noktası 3'e 1 demiş. Bak A noktası 3'e 1. B noktası eksi 4'e 2. Burası da B noktası eksi 4'e 2. C noktası 0'a. Yani apsis 0 olacak. Ordinatta Y. Yani şu noktalardan herhangi biri de ne olacak arkadaşlar? P noktası olacak. İşte P artı PB toplamını en küçük yapan Y değeri soruluyor. Arkadaşlar P artı PB. P A artı PB. Şurası P. Şu AB. Şuradaki noktamız da P olacak. Evet. Ya hocam bu mu acaba? Toplamların en küçük değeri böyleyken mi olur? Ya da bak P noktası burası. En küçük değeri bu mu olur? Ya da şöyle mi olur? Ya da böyle mi olur arkadaşlar? Biz bunları kestirmeye çalışacağız şimdi. Şimdi PA artı PB değerinin en küçük değerini yapması için. Hocam sanki şöyleyken daha küçük oluyor değil mi? Böyleyken sanki biraz daha büyüyor. Böyleyken biraz daha büyüyor. İşte biz bunu kestirmeye çalışacağız. Şimdi biz PA artı PB toplamının en küçük değerini bulamıyoruz ama A ile B arasındaki en kısa değeri bulabiliriz. Arkadaşlar A ile B arasındaki en kısa değer bu değil mi? AB uzunluğu bu değil mi? Evet. O zaman ben P noktasını tam olarak burada seçersem sıfıra Y noktasında. Şu AB arasındaki en kısa uzaklığı çizdim. AB arasındaki en kısa uzaklık buyken PA artı PB de en kısa uzaklığa bu şekilde ulaşmaz mı arkadaşlar? Ulaşır. PA artı PB en kısa uzaklığa ulaştığında şuradaki Y değeri nedir diye soruluyor. Yani ne oldu burada? PA artı PB'nin en küçük olabilmesi için burada B, P ve A'nın B, P ve A'nın ne olması lazım? Doğrusal olması lazım. Yani biraz önce doğrusalla da işledik. İkişerli eğimlerinin birbirine eşit olması lazım. O zaman şu ikisindeki eğimle şu ikisindeki eğim birbirine eşit olacak ama ikisinde de Y'yi kullanmış oluruz. Şu ikisindeki eğim birbirine eşit dersek de sanki daha sağlıklı olacak. Yani eğim P, B neye eşit olacak? Eğim B, A'ya mı eşit olacak? Eğim B, A'ya eşit olacak. Eğim PB dediğimiz nedir arkadaşlar? Y'ler farkı. Y eksi 2 bölü X'ler farkı. 0 eksi eksi 4. 0 artı 4 eşittir. Eğim BA dediğimiz nedir? 1 eksi 2 bölü 3 eksi eksi 4. Yani 3 artı 4 mi yaptı? Evet. Yani Y eksi 2 bölü 4 eşittir. Eksi 1 bölü 7 yaptı. Buradan 7'ye eksi 14 eşittir. Eksi 4 yaptı. Buradan 7'ye eşittir 10 olduğundan dolayı Y'yi de ne buluruz? 10 bölü 7 buluruz. Yani Y tam böyle 10 bölü 7 olduğunda 0'a 10 bölü 7 noktası ne oluyor? PA artı PB'nin en küçük değeri olmuş oluyor. Yani sen burada da çakallık yapacaksın. Hocam PA artı PB'nin en küçük olması için ne oldu? İşte A ve B'yi yorumladık. AB'nin doğrusal olması lazım. Değil mi?
AB'nin doğrusal olması lazım. AB doğrusal olursa bu doğrusal doğru üstünde P noktasını seçersen PA artı PB en küçük değerine ulaşmış olur. Mükemmel bir soru mu? Mükemmel bir soru. Yani eskiden ÖSYM şu soruyu sana sordu. Ama bu soruyu sordu mu? Sanırım çok eskilerden sordu. Yani direkt o soruyu sormaktansa bu soruyu sormak bence daha mantıklı oluyor. Evet, örnek 10. Böylelikle 17, 10 bölü 7 çıktı, geldik örnek 11'e. Bak bu sefer de şey demiş. K noktasında bulunan bir kuş yerdeki A, B, C, D, E noktalarında bulunan solucanlardan hangisini alarak L noktasındaki yuvasına giderse en kısa yolu kat etmiş olur. Yani sana diyor ki A'da mı en kısa yolu kat eder? Şu ikisinin toplamında. Ya da şurada mı? Ya da burada mı? İşte bizden bu isteniyor. Ya da şöyle mi? Ya da böyle mi? E hocam burada ne yapacağız? Burada biraz eskiyi yad edelim. Yani sana diyor ki bu yer, yeri böyle x ekseniyle göstermiş. Bu da dikey olanını da y ekseniyle göstermiş. Yani bizim kuşumuz böyle yere konup havalanacak. Yere konup havalandığı zaman da şöyle ve şöyle gittiği zaman da bu ikisinin toplamının en az değeri soruluyor bize. Hocam biraz önce yaptık. Acaba böyleyken doğrusal olduğunda mı alacağız? Doğrusal olduğunda evet, eğer y ekseni üzerinde alacaksak eyvallah. Y ekseni üzerinde alacaksak işte buradaki nokta olur. Ama buradaki bu sefer x ekseni üzerinde al diyor bana. Sen böyle doğrusal birleştirdiğin zaman x ekseni üzerinde geliyor mu burası? Gelmiyor. Gelmediği zaman ne yapacağız? Bak bu soru tipi aslında şuna da benziyor. Dikkat dikkat dikkat. Beni dikkatli izle. Daha önce seninle şu soruyu yapmıştık. Hatırla. Hocam şu dik üçgenlerse x ile y'nin toplamının en az değeri nedir diye sorulmuştu. Bunda ne yapmıştık? Hocam bir tanesinin katlamasını almıştık. Şöyle. Şöyle ki. Şöyle bir tanesinin katlamasını almıştık. Burası x yaptı. X artı y en az ne zaman olur? Hop şöyle doğrusal olduğunda alır demiştik. E aynısı. Hocam şu ikisini toplama. Bak böyle geldiğin zaman. Hocam şurası kaç? Eksi 4'e 2. Yani şurası 2 birim. Şurası 4 birim aslında şöyle bakacak olursan. Hocam burası da 3'e 1. Şöyle. Aslında burası 3 birim. Ve burası da 1 birim. Şurası da kaç birimdi? 4 birim. İşte şu x'in toplamının en küçük değerini böyleyken kestiremiyoruz. Ne yapalım? Bir tanesinin simetriğini yani katlamasını alalım. Yani sen bunu böyle katla. Hocam böyle katlarsam. Hop. İster bunu böyle katla. Şöyle katla istersen. İstersen buradakini böyle katla. Hiç fark etmez. Şöyle katladım. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Bizden a artı b'nin en az değeri soruluyor ya. Hocam a artı b'yi böyle kestiremedim. Katlamasını aldım. Yani katlamasını alalım ki şöyle A ile L üssü diyelim buna. L üssünü birleştirdiğimizde x eksenini kesiyor. Doğrusal oluyor. Doğrusal olduğu buradaki nokta isteniyor. İşte bizde burada. Yani bir önceki soruya evrilmiş oluyor. Ha, dik üçgendeki kısmını da anlatmış oldum sana. Katlamasını aldım. O zaman katlamasını alınca hocam apsisi değişmiyor. 3'e ordinat 1 birim aşağıda oluyor. Eksi 1 noktası yaptı. Şimdi burada burası da B ya. A artı B en az ne zaman en küçük değerini alır? Hocam doğrusal oldu. E o zaman doğrusal olduğunda alacaksa eğer burası da x eksen üzerinde bir nokta ya x'e 0 gibi bir nokta değil midir arkadaşım burası? Evet şuradaki nokta. O zaman buraya da ben ne diyeyim? P noktası diyeyim. Yani şu x'in eğimi şu x'in eğimine eşit mi olmak zorunda arkadaşlar? Doğrusallık çarpımından dolayı. Evet. Yani diyoruz ki eğim P şuraya yazayım. Eğim A, KP. Niye eğim KP eşittir eğim PL demedim? Çünkü ikisinde de x'i kullanmak istemedim arkadaşlar ondan dolayı. Eğim KP eşittir eğim KL. Eğim KL. Daha kolay olsun diye yani. Burada eğim KP'ye bakalım. Y'ler farkı 0-2 bölü x'ler farkı x eksi eksi 4 yani x artı 4 eşittir. Eğim KL'ye bakacağım. Y'ler farkı eksi 1-2 bölü x'ler farkı 3-4 yani 3 artı 4 yaptı. E buradan ne geliyor? Eksi 2 bölü x artı 4 eşittir. Eksi 3 bölü 7 yaptı. Eksiler şöyle şöyle birbirini götürsün. Buradan 3x artı 12 işler dışlar yapıyorum. 14 olduğundan dolayı 3x eşittir. Kaç yapıyor o zaman? 3x eşittir. 2 yaptı değil mi? O zaman x de ne yaptı? 2 bölü 3 çıktı. X 2 bölü 3 çıktı. Yani 2 bölü 3 tam B noktasına geldiği zaman. Yani B noktasındaki eğimi aldığı zaman. Yani şöyle şöyle olduğu zaman. Bu x'in toplamı en az değeri alıyormuş dostlar. Yani o zaman cevap ne yaptı arkadaşlar? B oldu. Hangi seçenekte? B seçeneğindeki B'deki yemi aldığı zaman en kısa yolu takip etmiş oluyor. Evet bu da güzel bir soru arkadaşlar. Ta dik üçgeni böyle hatırlamış olduk. Peki nokta değil de bize uzunluk sorulsaydı kuş
Geldi. X eksenine kondu. Sonra yukarı çıktı. Gitti. Kuşun aldığı en kısa yol sorulmuş olsaydı o zaman A artı B sorulurdu. O zaman dik üçgenle yapardı. Hocam dikdörtgeni tamamlardık. İşte burası 7 birim derdik. Burası da 1 birim. 3 ve 7'den dolayı Pisagor'dan A artı B'yi de bulurduk. Tamam mı? Aklında bulunsun. Bazen de böyle toplamının yani kuşun aldığı yolda sorulabilir bize. Ya da buradaki noktada sorulduğunda da bu şekilde hamle yapıyoruz. Örnek 11 böylelikle Balıkesir oldu. Ve geldik örnek 12'ye. Oo, bir şey tanımlamış. Tam böyle. Benim sevdiğim tarzda. Ya ama bir şey diyeyim mi? Hadi bakalım. Sen bu soruyu yapabilecek yeteneğe sahipsin. Öğrendin bu işi. Bu soruyu sen bir yapar mısın? Senden rica ediyorum. Çünkü okuyacaksın, anlayacaksın. Bir de ilk etapta senin yapmanı istiyorum ki yapsan harika bir durum. Yapmasan da mükemmel bir durum aslında. Ama uğraş. Yapmamak için de şey yapma. Baktın uğraştın. Çıkmıyorsa çözümünü daha rahat bir şekilde anlarsın. Çünkü yani çözemediğin bir soruyu çözümünü görmek daha akılda da kalıcı olabiliyor. Öbürü de zaten çözdüğün zaman akılda kalıcı oluyor. O yüzden lütfen bunu sen çöz. Şimdi ben çözüyorum. Hadi bakalım. Şimdi ne demiş? Dik koordinat sisteminde D1, D2, D3 dikdörtgenlerin ağırlık merkezleri sırasıyla böyle gidiyor. 5'e 5, 10'a 10, sonra 15'e 15. Hatta 3. dikdörtgeni de çizseydim güzel olurdu aslında ama bak burası 5'e 5. Sonra D1 5'e 5 diye başlamış. D2 10'a 10. Hocam iki katı şeklinde mi gidiyor? Hayır. 20'ye 20, 40'a 40, 80'e 80, 100'ü elde edemem. Hep böyle bak 5'e 5'in 1 katı, 5'e 5'in 2 katı, D3'te 5'e 5'in 3 katı. Yani 5, 10, 15 şeklinde gideceği belli. Tamam bunu anladık. D-1 dikdörtgeninde ne olmuş? Eksi 5'e bak ağırlık merkezi. Eksi 5'e 5 diye. Sonrası eksi 5'e kaç? Eksi 10'a pardon. Eksi 10'a 10 diye. Yani apsi negatif olacak, ordinat da pozitif olacak. Tamam. Aynısının eksilisi. Sonra dikdörtgenin kenarları eksenlere paralel. Eyvallah. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları da 2'ye 4 birim. Buna göre D8. Arkadaşlar D8'i çizelim. Şöyle D8'den bahsediyoruz. O zaman şöyle x ekseni bu, y ekseni bu olsun. D8'i çizelim. Hocam D8 şurada bir yerde olsun. Şöyle bir dikdörtgen çizdim arkadaşlar. Ondan sonra öbür dikdörtgenimizde ne diyor? Öbür dikdörtgenimizde D kaç? D-13. O da biraz daha yukarıda olacak değil mi arkadaşlar? Şöyle geldik, şöyle geldik. Hatta biraz daha solda olacak da neyse. Önemli değil. Şöyle, 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 şöyle çizdik. Arkadaş D8'i bulalım. Ağırlık merkezi ne yapıyor? D8'in ağırlık merkezi hocam 5'e 5 sonra 2 katı sonra 3 katı şeklinde gidiyordu ya. 5'e 5'in 8 katı hocam 40'a 40 mı yapıyor? Evet. Yani şöyle geldiğin zaman hocam burası da 40 yapacak, burası da 40 yapacak. Eksenleri paralel ya, o zaman burası 90, burası da 90 mı yapıyor? Evet. E şimdi burası apsis 40, 4'e 2 birim olarak verilmiş. Burası 2 birimse hocam şurası 1 birim 1 birim yapar. Çünkü tam burası ağırlık merkezinden çizilen dik o iki eş parçaya böler. Hocam burası da 2 birim 2 birim yaptı. Şimdi bunu öğrendik. Eyvallah. Ben buna göre buradaki bütün köşedeki noktaları bulabilirim. Sonra öbürü de kaça kaç verilmiş? Öbürü de D-13 denmiş. D-13'te hocam çarptığımız an -65'e 65 mi yapıyor? Evet. Şöyle geldik. Böyle geldiğin zaman da -65'e 65 yapacak. Tamam. Eksenleri paralel olduğu için ve burası da 2 birim 2 birim 4 olduğundan burası da 1 birim 1 birim yaptı mı? Yaptı. E tamam şimdi bizden ne isteniyor? D8 ve D-13 dikdörtgenleri arasındaki en kısa uzaklık. Arkadaş bu dikdörtgenler arasındaki en kısa uzaklık. Bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir. 4 tane buna göre geliyor. Hocam şuradaki nokta şu, 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 şu olabilir. Sonra işte bu köşeye göre bu, 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 bu olabilir. Sonra bu köşeye göre de bak uzaklıklar şunlar olamaz mı? Olur. Hatta hocam bu köşeden şuraya kadar ki olan uzaklık da olur. Ama bizden en kısası isteniyor. Hocam olabildiğince sağa ve aşağıya gelmem lazım. O da en köşe bak burası yapıyor. Burada da olabildiğince sola ve yukarı gelmem lazım. İşte bunlar arasındaki en kısa uzaklık işte tam olarak burası değil mi? Evet bunu bulacağım. Yani buradaki buna ait bu doğru parçasının eğimi isteniyor bizden. Dik üçgen oluşturarak sonuca ulaşabiliriz. Ya da şuradaki noktaları bularak sonuca ulaşabiliriz. Hocam bu noktaları bulmak daha kolay. Bak 40'tan 2 birim sola kaç birim yukarı? 2 birim yukarı çıkacağım. 40'tan 2 birim sola gelince 38'e buradan da bak burası da 40'a 40'tı. Buradaki 40'tan da ne yapacağım arkadaşlar? 1 birim yukarı çıkacağım. 41 değil midir? Evet. Bak şuradaki 40'a 40 noktasıydı. Ordinatı 40 ya. Hocam 1 birim yukarısı 41 yaptı. Aferin bana. Hadi bakalım şuna gelelim. Hocam burası da
Eksi 65'e 65 ya. Bak burada da 2 birim sağa 1 birim aşağı gelmem lazım. 2 birim sağa gelmem için eksi 65'e 2 birim sağa götür. Eksi 63'e. Sonra 1 birim de aşağı inmem lazım. 1 birim de 65'ten aşağı inince 64 yaptı. İşte şimdi 2 noktası belli. Bu doğrunun eğimini bulabilirim. Y'ler farkı 41 eksi 64 bölü. X'ler farkı hocam buradan başladım buradan devam. 38 eksi 63 mü yaptı? Evet yok. 38 eksi eksi 63 yani 38 artı 63 yaptı. Buradan ne yapıyor o zaman? Yukarısı 41'den 64 çıkartınca eksi 23 yapar. Bu ikisini toplayınca da 101 yapar. Değil mi? Evet. Cevap ne oldu o zaman? Eksi 23 bölü 101 çıktı. Zor bir soru mu? Bence değil. Gerçekten zor bir soru değil. Hatta sınavda çıkmaya aday sorulardan biri bence. Yani sormaları lazım böyle bir soruyu. Bak hem analitik düzlem nokta analitiğini işin içine katıyor. Hem dikdörtgeni işin içine katıyor. Belki dik üçgenden çözeceksin. Hem üçgeni işin içine katıyor. Dik üçgenden nasıl çözerdin? Şöyle bir dik üçgen oluşturarak. Hocam şuradaki uzunluk belli. Buradaki uzunluk belli. Belli dediğin bulurdun yani. Şöyle ki şuradaki değerlerden dolayı 38 ya burası 38 burası işte şuradaki uzunlukta şey çıkıyor falan filan 63 çıkıyor işte burası 101 çıkıyor şuradaki uzunlukta 23 çıkıyor mesela işte burada kaçın tanjantı ama sola yatık olduğundan eksili olması da aklında kalacaktı. Tamam bu şekilde de yapabilirdin. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş, mükemmel. İnşallah yapmışsındır. Yapmadıysan bile yapamadıysan bile inşallah çözümü anlamışsındır kardeşim. Tamam. Evet bununla ilgili daha ne olsun ya en uç nokta bak çok güzel bir soru yazmışız burada gördüğünüz üzere. Evet şimdi o zaman iki noktası bilinen doğrunun eğimini halletmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Sırada eğim doğru denklemi doğru denklemin tanımı var. Doğru denklem var. O zaman bir sonraki dersimizde doğru denklemiyle ilgili dersimizde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.